Merhaba Oğlak burçları, Evren Enerji Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişinin size karşı düşüncesi, duyguları, eylemi ne? Sizin enerji alanınızda neler oluyor? Ben kartları karıştırdığımda lütfen siz de niyetinize odaklanın. Kişiye kartları açmaya başladığımda isterseniz videoyu sarabilirsiniz. Sizi bekletmek istemem. Tekrar hoş geldiniz. Oğlak burçları tüm kartlarımızı açtık. Bakalım şimdi aklınızdaki kişinin düşüncesinde neler oluyor? Şimdi düşüncesinde şöyle bir şey var. Burada bir üçüncü enerji de var. Geçmişinde belki şu an zihnini meşgul eden ya da sorumlu olduğu. Ama bir taraftan da size karşı çok yoğun duyguları var.
Yani oğlak burçları şöyle diyeyim. Evet, burada bir üçüncü kişi var. Hayatının hangi alanında duruyor? Belki geçmişinde, belki hayatında. Ama enerji olarak zayıf bir enerji karşı tarafta diyeyim, o diğer üçüncü kişi. O kadar size karşı yoğun duyguları ve hayalleri var ki. Yani sizin aslında birçok şey yapma isteği var. Ve niyetinde, düşüncesinde, onun için duasınız, niyetsiniz. Hani siz nasıl düşünürseniz düşünün, işte böyle yapmıyor ya da şöyle hissettirmiyor. Ama düşüncesinde kalbinden geçen diyor ki, yani sen benim duamsın, niyetimsin diyor. Yani bu niyeti gerçekleştirmek istiyorum, seninle tamamlanmak. Yani kurduğum her neyse, düşündüğümüz şey, hayallerimizi seninle aslında yaşamak istiyorum diyor düşünce olarak. Sizin düşüncenizde ise çok fazla içsel kavganız var. Çok fazla içsel mahkeme yapıyorsunuz. Öyle mi, böyle mi? Baştan yeniliyorsunuz, tekrar siliyorsunuz, tekrar koyuyorsunuz, yapılandırıyorsunuz, yıkıyorsunuz bu insanı. Diyorsun ki işte bana tamam diyorsun, duygusunu hissettiriyor, duygusal adımlarla geliyor ama neden böyle? Yani hani inanmak da istiyorsunuz aslında yaptığı hareketleri ya da eylemleri ya da göstermesini. Bir yandan da siz de onunla var olmak istiyorsunuz. Gerçekten bu arada Oğlak burçları burada böyle hani bir zaman süreci var aranızdaki bağın. Çünkü çok da sabretmişsiniz açıkçası bu süreçle ilgili. Sabırlarınızın artık karşılığını görmek istiyorsunuz. Hani kendini özel hissetmek istiyorsun bu kişi tarafından. Bakın, duygusundaysa adalet kartı çıktı zihninde. Bir şeyleri sonuçlandırmak. Bu nedir? Hukuksal olabilir. Ya da duygusal bir içsel mahkemesini yapıyor olabilir. Yani bir şeyi artık sonlandırmak isteği çok fazla. Sizin ona enerjiniz çok iyi geliyor. Ve size artık bir şeyleri sunma isteği de var. Hani arzusu da bu aslında, değil mi? Düşüncesinde, niyetinde duasınız. Ama kalbinde de aynı şekilde. Yani her şeyi size beyan etmek istiyor. Bakın, kart çok güzel geldi burada. Yani ben sensiz hiçim. Sen olmayınca yalnızım ve kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Ama hayatımda seninle olduğum zaman kendimi buluyorum diyor. Enerjim, mutluluğum, her şeyim sana bağlı diyor. Ve bu adalet neyse size yapacağı şey, zihninde sürekli bunu düşünüyor. Bir şeyi sonlandırmak, hak ettiğinizi vermek adına. Sizin duygularınızda ise gerçekten siz de bu insanı çok seviyorsunuz. Siz de çok fazla savaşmışsınız burada. Aslında ne kadar hani savaşmıyor deseniz bile karşı tarafı ya da yargılasanız bile, bir tarafından diyorsunuz ki ya evet, hani o da elinden geleni yapıyor. Hani biliyorum bir şeyler benim için çabalıyor diyorsunuz. Ama düşünceniz gibi duygularınız da artık ben tek başına üzgün seni beklemek istemiyorum. Yani artık bir başlangıç yapmak istiyorum. Seninle bir bütünleşmek istiyorum diyorsunuz ve sizin de bakar mısın, kalp kartı çıktı. Gerçek aşk sizin için bu. Hani kalbinizden, yüreğinizden bu insanı siz de çok istiyorsunuz. Aynı kişinin de size karşı da aynı duyguları var. Yani aslında burada karşılıklı olan
Duygularınız karşılıklı. Ve sizin için emek verecek. Ne yapması gerekiyorsa da bu insan yapacak. Çünkü dediğim gibi sizinle mutlu olmayı, beraber olmayı isteği çok fazla. Bununla ilgili ne kadar kendini şu an tüketse de, bitirse de inanın hala gücü var savaşmak için. Yani arkaya baktığınızda tükenmiş, yorulmuş bir insan var. Ama buna rağmen senin için her zaman savaşırım diyor. Yani nar kartı çıktı. Yani size bereket, bolluk, verimlilik, yani her şeyi sunmak istiyor. Ve bunun için gereken her şeyi yapabilecek bir enerjide. Sizde sabrettiğiniz neyse bu ilişkide ödülünü alacaksınız. Burada kazançlı ve başarı elde etmiş olacaksınız hayatınızda. Sadece kartlar diyor ki zaman, doğru zaman geldiği zaman her şey senin istediğin gibi olacak. Biraz bekle, hani akışta kal. Bu insanla ne istiyorsan akmaya başlayacak. Çünkü çok sabretmişsin ama sabrında ne varsa her şeyi alacaksın. Yani aslında her iki tarafta birbiriyle olma enerjisinde. Bakın, her iki tarafın frekansı, sevgi enerjisi aynı olunca kartlarına kadar güzel yansıyor. O enerji bir şekilde, ama geç, ama erken, her neyse, hani ama bir şekilde tamamlanıyor aslında, geliyor. Burada da aslında duygu, düşünce, eylem, hissettikleriniz aynı. Aranızdaki o engeller neyse her iki tarafta aslında kaldırma niyetinde ve beraber olma isteğinde. Siz onu aslında burada baktığınız zaman kötü bir insan olarak da görmüyorsunuz. Veya karşı taraf size baktığı zamanda da kötü olarak biri görmüyor. Ya da hani enerjiniz ona zayıf gelmiyor. Tam tersine, yani dua olmuşsunuz onun için. Sen de diyorsun ki sen de benim kalbim, gerçek aşkısın diyorsunuz. Oğlak burçları harika çıktı kolektif açılımda. Umarım tüm niyetleriniz gerçeğe dönüşür. Bu güzel aşk bir an önce tamamlanır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.